Burası Çanakkale'de Aynalı Çarşı. Çarşının kırmızı taştan yapılmış kapısı kemerlidir. Kemerin kilit taşı kabartma çiçek desenleriyle süslenmiştir. Kemerin üstünde bulunan kitabe çarşı hakkında bilgi veren en önemli belgedir. Osmanlıca, İbranice ve Fransızca olmak üzere 3 dilde yazılmıştır. Kitabenin Türkçesi şöyledir. Adaletliği ile tanınan Sultan Gazi II. Abdülhamit Efendimiz Hazretleri'nin lütuf ve sahip çıkmasıyla kendisine bağlı Musevi uyruğundan İlyo Halyo tarafından kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutan çarşıdır. Yıl Kasım Aralık 1889. Evet, Aynalı Çarşı İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak yapılmıştır. Çarşı Gelibolu Savaşı sırasında bombalanmış ve yangınlarla yıkıntı haline gelmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması sonunda Çanakkale'yi işgal eden İngilizler işgal süresince çarşıyı atların barınağı yani ahır olarak kullandılar. 1921 yılının ardından bir süre harabe olarak kalır ve kullanılmamıştır. Daha sonra burada 57 tane dükkan yapılır. 1934 yılında ise Yahudilere saldırı ve yağmalama olaylarında kapıda kitabe sıvanır. 1967 yılında belediye başkanı tarafından bu dükkan haline alır. Çarşı içinde eski yıllarda atlar için koşum ve süs eşyası satan dükkanlar varmış. Ayna denilen at gözlüğünün burada satılmasından dolayı bu tür bir benzetme yapıldığı sanılıyor. Bununla bağlantılı olarak askerlerin çarşıya çıktıklarında cep aynaları satın almalarının da çarşının halk arasında bu şekilde yani aynalı çarşı olarak anılmasına vesile olmuş. Çarşının içinde aynalar konarak tarihi geçmişi yansıtılmaya çalışılmış. Evet, şimdi çarşının ülkemizde bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden biri olan Aynalı Çarşı türküsü.